Suç dosyası kabarık, kumar tutkusu başına çok bela. İstanbul Emniyetinde ağlayarak verdiği ifadeler kayıtlara geçti, Suriye'de cihatçılarla karanlık işler çevirdi. İktidar yandaşlığı ona çok şey kazandırdı, hepsinden de bir şekilde yırttı. Murat Sancak'tan bahsediyoruz. Bakmayın Adana Demirspor'un başkanlığını yaptığını. Aslen Siirtli. Yukarıyla irtibatı sağlam. Emin Erdoğan'ın hemşerisi, Erdoğan'a ilanı aşk eden Ethem Sancak'ınsa öz yeğeni. Hatta Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca onun öz dayısı. Gördükçe de aşık oldum. O aşk yarım kaldı. Sancak, AKP iktidara gelene kadar bir ilaç dağıtım firmasının maaşlı elemanı olarak çalıştı. 38 yaşına kadar gösterdiği hiçbir başarı yokken, ne zamanki AKP iktidar oldu, sihirli bir el omzuna dokundu. Kapılar sonuna kadar açıldı, yürüdü gitti. Ama şerefsiz, o kadar çok seviyorum ki. Medikal Park hastanelerine ortak, hiçbir izin, ruhsat almadan İstanbul Göztepe E5 kavşağına hastane kondurdu. Hastane yapımında ilgili kurumlardan izin dahi almadı. Fakat kimse ona dur diyemedi, kaçak binanın hukuki problemleri sihirli elin sayesinde çözülüverdi. İşleri teknoloji ve ilaç sektöründe de birdenbire açıldı. Teknoloji şirketi Vera marka post cihazını üretmeye başladı. Olacak bu ya şansa bak, tam o sene tüm esnaflara eski post cihazlarını yeni nesil Vera ile değiştirme zorunluluğu getirildi. Cihaz satışından büyük paralar kazandı. Fakat nasıl olduysa post cihazı satışında büyük zarar ettiğini iddia etti. Ve yaklaşık o işten de 135 milyon dolar zararla o işte sonuçlandırdık ama... 2017'de Maxisel ilaç imalat firmasını kurdu. Yeni kurulan bir şirket olmasına rağmen hemen Kızılay ve SGK ile plazmadan ilaç üretimi konusunda anlaşma imzaladı. Bir Alman firmasıyla ortaklık yaptı, millet topladığı kanları Almanya'ya, deyim yerinde ise ihraç etti. Fakat bu büyük bir skandalı da beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı soruşturma açtı ancak herhangi bir şey çıkmadı. 30 milyon ünite kan bir anda kaybolurken kimse bunun hesabını sormadı. Bu da yetmezmiş gibi şirketlerine Silivri'de hazine arazisi tahsis edildi. Üstüne teşvikler verildi. Tabii ki tesisler tamamlanmadı. Olan yine devletin verdiği imtiyazlara oldu. Evet, Türkiye'de çok ciddi bir açığı kapatacak. Murat Sancak'ın görünen ticari faaliyetleri böyle. Hadi bir de gelin görünmeyen Murat Sancak'a bakalım. İstanbul Emniyetinde polis muhabiri olduğum dönemlerde Ethem Sancak sık sık gelip emniyeti ziyaret ederdi. Polis müdürleriyle yakın ilişki kurmaya çalışırdı. Özellikle organize şube, mali şube gibi kritik birimlerin polisleriyle yakından ilgilenirdi. Bunun neden böyle olduğunu biz o dönemde çok anlam veremiyorduk. Yani neden bunu yapıyor, neden ziyaret ediyor, bir iş adamının sürekli emniyette ne işi var anlayamıyorduk. Fakat ta ki 2005 yılında aracına yapılan silahlı saldırıya kadar Hadımköy'de içinde kendisinin, şoförünün ve korumasının bulunduğu araç durduruldu ve tam 20 kurşun sıkıldı. Araç zırhlı olmamasına rağmen ölen veya yaralanan olmadı. İddiaya göre bunun nedeni Murat Sancak'ın yüklü miktarda kumar borcu vardı. Bir mafya grubu sadece mesaj vermek amacıyla böyle bir saldırı gerçekleştirildi. Enteresandır, normalde saldırı yapanlar MOBESE kameralarından kısa sürede bulunabilirdi fakat olayın üstü örtüldü, derinleştirilmedi. Murat Sancak o dönemde Star Medya grubunun yöneticisiydi. Çıktı televizyonlara, şunu söyledi: bu saldırının arkasında Aydın Doğan var, İşte bizi susturmak istiyorlar, bizi hedef alıyorlar gibi açıklamalar yaptı. Bu açıklamaları çok komikti. Zaten bir süre sonra kendisi de bu iddialardan vazgeçti. Murat Sancak büyük bir kumarbazdı ve bu hastalıktan kurtulamıyordu. Ben gidip kumar oynayabilirim. Ben kendi paramla da oynayabilirim. Seni ilgilendirmez ki o. Ben Müslümanların parasını alıp gidip kumar oynamam. Dönemin İstanbul Emniyeti Organize Şube Amiri Soner Koç anlatıyor. Zamanında organize şubeye gelip kumar oynarken çekilen görüntüleri için "Amirim, bu fotoğrafları sildirin. Yemin ediyorum bir daha oynamayacağım." diye yalvaran Murat Sancak, adam olmuş da kulüp başkanı olmuş. Sancak polis amirlerine yalvarsa da daha sonra alışkanlıklarına devam etti, Kıbrıs'a yine kumar oynamaya gitti. Bu kumar borçlarını kapatması için devreye birçok kez amcası Ethem Sancak'ın girdiği
ve hatta bazen Emine Erdoğan'a ait yüklü meblağları da kumar masasında kaybettiği iddia ediliyor. Murat Sancak'ın karıştığı en büyük yasa dışı işi ise organize suç örgütü lideri Sedat Peker ifşa etti. Peker, Cumhurbaşkanı danışmanı Metin Kıratlı'nın koordinatörlüğünde Suriye'de Türkmenlerle de savaşan silahlı örgütlerle petrol ve değerli maden ticaretinin yapıldığını ve bu işlerin Murat Sancak'ın şirketleri üzerinden yürüdüğünü söyledi. Siz oradan olayı aldıktan sonra sizi şeye yolu, Medya Grup var. Murat Sancak, Ramazan Öztürk. Evet, tüm hiyerarşi orada. Onların da olayı geçtikten sonra kime gidiyorsunuz? Ebu Endüstri'nin iktisat sorumlusu var. Ebu Abdurrahman. Ebu Şeyma ismini de kullanıyor. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor, biliyor musunuz? Peki bu ticaretten elde edilen kirli paralar nasıl aklandı? Bu paralar nasıl sistemin içine sokuldu? Futbolun fesinden bile anlamayan Murat Sancak birden futbol kulübü başkanı oldu. Sancak futbola o kadar yabancı ki rakip takımının oyuncusunu sahada transfer etmeye çalışacak kadar bu işlerden uzak deniliyor. Hatta oyuncunun sırt numarasını not aldırıyor. İddialara göre Sancak futbol kulübü başkanlığı sıfatını kullanarak yaptığı karanlık işleri perdeledi. Yani şöyle, 3,5 tane futbolcusu olan, yaklaşık o dönemde 35 milyon borcu olan dedikleri, euro ile böldüğün zaman 2,7 idi o zaman euro. İflas etmiş bir kulüp üzerinden yıldız transferler yaparak paraları akladı. Yaptığı sansasyonel açıklamalarla dikkatleri başka yöne çekti. Bu hakem Eyyamcı'nın teki. Fakat günün sonunda iş, kumar ve kulüp başkanlığı hayatını aynı anda yürütemedi. Futbolda son dönemde bahis, kara para aklama iddiaları aldı başını yürüdü. Ancak Sancak geçtiğimiz günlerde ani ve sürpriz bir kararla kulüp başkanlığından istifa etti. Belki de kritik zamanlarda önünü açan kişiler ondan vazgeçti. Bakalım zaman ne gösterecek? Adana böyle artistliklere eyvallah eder mi?